Demokratik Toplum Partisi şiddetten, silahtan ve kandan yana bir parti değildir. DTP savunmasını işte bu teze oturttu. 173 sayfalık savunma Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. Savunmada DTP'lilerin PKK'ya neden terör örgütü demedikleri anlatıldı. Oy aldığı insanların yakınları dağdayken PKK'ya terör örgütü nasıl der, niçindesin denildi. Evet, DTP PKK terör örgütüdür demiyor ama her fırsatta şiddete karşı olduğunu ifade ediyor. Eğer DTP çözüm için doğru barışçı şiddeti dışlayan öneriler getiriyor ve fakat bunu PKK da söylüyorsa bunda tedirgin olacak bir şey yoktur. Savunmada anayasanın yeniden yazılması istenildi. DTP'nin üniter devlet yapısı içinde çözüm istediği belirtildi. Türk kimliği anlayışı sorgulanmadan Kürt sorunu çözülemez ifadesine yer verildi. Savunmada sorunun çözümü için diyaloğun gerekli olduğu belirtildi, yok sayılmaktan şikayetçiyiz denildi. Hükümet temsilcisi tüm partileri bilgilendirirken bile DTP'yi yok sayıyor. Genelkurmay Başkanı DTP'nin adını ağzına almak bile istemediğini söylemekten kaçınmıyor. Kürtlere siyaset yolu kapanacaksa Kürtler ne yapsın? Onların parlamentoda temsil edilmelerini içimize sindirecek miyiz? Mesele bundan ibarettir. Savunmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesinde yer alan 141 eylemin parti kapatılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, bunlardan 129'unun ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ileri sürüldü.